Herkese merhabalar. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere çevre düzeni planı sayısallaştırmayı göstereceğim. Daha önceki videolarımdan birinde çevre düzeni planı nasıl koordinatlandırır onu göstermiştim. Koordinatlandırdığım çevre düzeni planı 1 bölü 100 binlik paftalarını görüyorsunuz. İzmir iline ait bütün paftaları koordinatlandırdım. Bu koordinatlandırdığım paftalar üzerinde sayısallaştırma işlemi yapacağım. Kentsel alan, kentsel gelişme alanı, sanayi alanı gibi alanlara sayısallaştırması nasıl yapılır onu göstereceğim. Ark kataloğa geliyorum. Öncelikle buraya bir şey açalım. Klasör açalım öncelikle. CDP diyelim. CDP'nin içine bir veri tabanı oluşturuyorum. File GeoDatabase data ismiyle. Bunun içine daha sonra sağ tıklıyorum. New Feature Class Polygon diyorum. Ve bu poligona yine tipini poligon seçiyorum. İleri TurefTM27 yani iTref96 27. zonu seçiyorum. İleri ileri. Buraya adı ve tipi giriyorum. Çünkü tipini bir subtype oluşturacağım. Long Integer diyorum. Bitiriyorum. Daha sonra yine ark katalogda oluşturduğum poligona çift tıklıyorum. Subtype kısmından tip new subtype buradan bir lejantımı açıyorum. Bu lejantı paylaşmıştım geçenlerde. Şöyle hepsini olmasa da size örnek olması adına şöyle bakıyorum. Yerleşme alanlarında ne var? Kentsel yerleşik alan 1. Kentsel yerleşik alan yazıyorum. 2. Kentsel gelişme alanı. 3. Kırsal yerleşme alanı. 4. Sanayi alanı. Bakın sanayi alanı ve OSB yani organize sanayi bölgesinin arasındaki fark OSB'de içinde OSB yazısı var. Burada bir de bunların renklerin RGB tonları dediğimiz tonlar var. Onlara bakacağız. Devam ediyorum. Buradan ne alalım başka? Turizm. Geç. Üniversite alanı diyor mesela. 5. Üniversite alanı. Tamamını göstermeyeceğim arkadaşlar. Örnek olması adına siz tamamını yapacak arkadaşlar. Tamamını yapabilir. Ben en fazla bulunan alanları seçiyorum. 6 tarım arazisi. 7 orman alanı. 8 ağaçlandırılacak alan. 5. Başka var mı yapmam gereken şöyle bakıyorum. Bir de şurada havaalanı vardı galiba. Havaalanı. 9. Havaalanı. Oluşturdum bunlar arkadaşlar. Öncelikle şimdi çağırıyorum poligonu. Sağ tıklıyorum. Ekranın da projeksiyon koordinat sistemini TurefTM27 olarak ayarlıyorum. Daha sonra poligonun tikini atıyorum ve gördüğünüz gibi çizmem gereken alanlar burada karşıma çıktı. Kentsel yerleşik alan öncelikle üzerine simgesine tıklıyorum. Bir simge oluşturmam gerekiyor. Style referansa tıklıyorum. Benim elimde mevcut bir simge style dosyası var. Bir arkadaş paylaştı. Teşekkür ederim ona. Ben de buradan bu planlama dosyası ancak CDP değil imar planına ait bir planlama açıyorum. Ben buradan düzenleme yapacağım şimdi. Okey diyorum. Bakın buradaki style dosyası geldi. Siz de buna benzer style dosyaları hazırlayabilirsiniz. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Tekrar tıklıyorum. Bu aradığım değildi. Renkli olanı vardı bir de bunun. Renkli style dosyası. Açıyorum bunu. Bakın burada renkli simgeler var. Kentsel yerleşik alan bizim nasıl gösterilmiş? Çevre düzeni planında bakın. Bir de şeyi açayım ben.
Çevre Düzeni Planı'nın Lejantı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nde orada paylaşılan bir lejant standartları var. Onu açalım. Plan gösterimlerini açalım bakalım. Şurada çevre düzeni planı gösterimleri açıyorum. Yüklensin. Burada önemli olan nokta arkadaşlar. Burada renklerde şöyle bir simgeler var bakın üzerinde. RGB kodu, alan kodu 140-84-26. Bu kodu yazdığınızda ArcMap'te mesela neymiş? Kentsel meskun yerleşik alan simgesi var ve RGB kodu var. Geliyorum ben ArcMap dosyasına. Örnek veriyorum. Şunu seçiyorum. Daha sonra Edit Sembol diyorum. Ve buradan renge giriyorum. Color'a tıklıyorum. More Colors. Buradan RGB koduna geldiğimde neydi kodumuz? 140-84-26. 140 84-26'yı yazdığımda oradaki rengi burada işliyorum. Daha sonra yeni bir style dosyası oluşturacağım ben. Style referans diyorum. Create new style diyorum. Buraya CDP alt tire 100.000 yazıyorum. Kaydete bastığımda yeni bir style penceresi oluştu. Bakın önceki yerini kapatıyorum. Okey diyorum. Daha sonra buradan bunun tikini kapatıyorum arkadaşlar. Oluşturmuş olduğum simgeyi farklı kaydedeceğim. Save as diyorum. Ve buradan kayıt yerine benim oluşturmuş olduğum style dosyasını seçiyorum. Bilgisayar üzerinden kaydettiğim Legend planlama CDP 100.000 style açtım. Ve buraya ismine ne yazıyorum? Kentsel yerleşme alanı değil mi bu? Kentsel yerleşme alanı yazdım. Kategorisi neymiş? Kategoriyi de şuradan yazalım. Yerleşme alanları. Kategoriye de böyle bir isim verelim. Finish dedim. Şimdi style referanstan ben bunu açtığımda arkadaşlar bakın burada artık görünecek. Şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra ne var? OSB. Ya da kentsel gelişme alanı var. Kentsel gelişme alanını nasıl gösteriyoruz? İçi sarı. Aynı simgeyi şöyle yapacağım şimdi. Kentsel gelişme alanına tıklıyorum. Buradan şimdi bunu seçiyorum önce. Daha sonra style referanstan kapatıyorum buraya. Save as diyorum. Seçili zaten. Buraya ne yazmıştık? Yerleşme alanları. Buraya da kentsel neydi? Gelişme alanı. Şuradan ekleyelim onu tekrar. Bakın arkadaşlar. Yanlış yaptık. Rengi değiştirecektik bunun. Bunun rengini ne yapacaktık? Koduna bakmadık onun. Şuradan bakalım. 255, 250, 38. Şuradan more colors 255, 250, 38 yazdım. Onu sileriz daha sonra. Neyse. Şimdi hızlandırıyorum biraz. Kentsel gelişme alanı seçtik. OSB'ye bakalım.
Bakın sanayide bu var. Simgesi de şöyle. Hemen geliyorum. Sanayi alanına tıklıyorum arkadaşlar. Seçiyorum bu simgeyi. Daha sonra edit sembol diyorum. Burada bunları 45 derece ve 135 derecelik açılarla yaparsam bu şekilde olur. Ve renginin simgesi 170, 102, 205. Rengini seçtim. Bunu ne yapıyorum? Save as diyorum. Sanayi alana. Gördüğünüz gibi oluştu burada. Tamam diyorum. Orman arazisi var bir de bakın. Orman alanına tıklıyorum. Bunu kopya çekeceğim şimdi. Add style diyorum. Renkli planlamadan açıyorum. Burada bir orman arazisi vardı. Evet, bu orman arazisini save as diyorum. Orman alanı olarak buradan kopyaladım. Tarım arazisi vesaire var. Şimdilik yeter arkadaşlar. Tamamını göstermeyeceğim. Örnek olması adına birkaç sayısallaştırma yapacağım şimdi. Editörü başlatıyorum. Editörü başlattığımda sağ tarafta gördüğünüz gibi geldiler. Öncelikle bir sanayi alanını çiziyorum buradan. Yakınlaştım biraz. Bakın şu an 1 bölü 25.000 ölçekliğim yeterli. Çizmeye başlıyorum. Fareden sol tık yaparak vertexler atarak ilerliyorum. Sayısallaştırma işlemini yapıyorum şu an. Çift tıkladım, bitirdim arkadaşlar. Simge şu an çok küçük görünüyor. Şöyle biraz uzaklaştım. Şu haldeyken bakalım 80.000 ölçekte sağ tıklıyorum layers'a. Reference scale, set reference scale yaparak ölçeği sabitledim bir. Şu şekilde bakın çizmiş olduğum alan ve alttaki OSB alanı. Şimdi şöyle yapıyorum, bunları kaldırıyorum. Bir de bakalım uydudan bakalım nereye denk gelmiş. Gördüğünüz gibi. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Şu orman alanı var. Şuradan küçük bir orman alanı çizelim mesela. Bu alanı çizelim. Orman alanında çizdik gördüğünüz gibi. Yerleşme alanını çizelim. Şurada mesela. Kentsel yerleşme alanı. Bakın kentsel yerleşme alanında gayet güzel oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Ne kaldı? Kentsel gelişme alanı var. Şurada bir kentsel gelişme alanı var. Orayı çizelim. Bu arada videolarımı beğenip paylaşarak kanala destek olmayı unutmayalım. Hala abone olmayan izleyiciler varsa da lütfen kanalıma abone olsunlar. Haftada bir kez canlı yayın eğitimi veriyorum. Cumartesi günleri saat 8-8.30'da. İsteyen arkadaşlar soru cevap da yapıyoruz orada. Canlı yayına katılıp eğitimlerimden yararlanabilirler. Kentsel yerleşme gelişme alanını çizdim. Şurada kentsel yerleşme alanı var. Burayı çiziyorum şimdi. Burada trace kullanacağım şimdi. Bu şekilde takip ettim. Burada da
Bakın sanayi alanında da trace kullanacağım. Şimdi normal vertex atma işlemiyle bitirdim. Bakın şimdi alttaki altlıkları kaldırıyorum. Çizmiş olduğum çevre düzeni plana. Bu şekilde çevre düzeni planı ile ilgili sayısallaştırmalar yaparak yine çevre düzeni planı lejantı oluşturup style dosyası oluşturarak sonraki çalışmalarınızda yararlanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu tarzda videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.